Ayağımda 17 yıldır e, bitmek bilmeyen bir yaram vardı. Tedavi gördüm çeşitli hastanelerde. E, nereye gittiysem de bu rahatsızlıkla devam edeceksin. İşte ölene kadar devam edecek. E, bunun bir tedavisi yok. Sürekli bunları duyduk. Ta ki e, bu zaman gelesiye kadar. Yıllardır ayağındaki yarayla yaşadığı ayakkabı giyemez hale geldi. Afyon yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. 7 Eylül'ün 20'sinde geldim. Tedavi başladı. E, o süreç içinde yarayı temizliğini e, titiz bir şekilde doktor bey sağ olsun e, bize <laughs> tedavi gördük. E, sonrasında ameliyat günü geldi. Ameliyat olduk çok şükür. Ameliyatta sorunumuzun tamamen çözüldüğünü inanıyoruz. Allah'tan bir ümit kesilmez inşallah. Ee, şu anda çok çok iyiyim. Kütahya'da yaşayan 37 yaşındaki Ali Karacan, yıllarca kronik venöz yetmezliği olarak tanımlanan varis nedeniyle ayağında oluşan yarayla yaşadı. Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Karacan, burada 7 aylık tedavinin ardından sağlana kavuştu. Özellikle kışın kar ve yağmur yağdığında dışarı çıkamayan Karacan, yıllar sonra botkiye binmenin mutluluğunu yaşadı. Kalp ve damar cerrahisi ana bilim dalı öğretim üyesi doçent doktor Fehim Cansevil de varis hastalığına karşı çağrıda bulundu. Bu varis hastalıkları tabii toplumda çok sık gözüküyor aslında. E, tam e, olarak insidansını bilemiyoruz. Çünkü genellikle e, öngörülemiyor veya e, hastalar tarafından öteleniyor. E, yalnız ya ancak yara açıldığı zaman ya da ciltte bir görünen damar olduğu zaman hastalar doktorlarına başvuruyor. Bu da bizim işimizi aslında zorlaştırıyor. Bacağında ağrı, yanma, şişme, kaşıntı, kızarıklık olan, dışarıdan görünen damarları olan hastaların kalp damar cerrahisi kliniklerine başvurmasını öneriyoruz.